Evet dostlarım, herkese selamünaleyküm. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda gündüzle baharı aynı kafese koyacağım. Yani ikisini eş yapacağım. Burada gündüz reisi görüyorsunuz. Şimdi yeni gelen dişi kuş baharla bunları eş yapacağız. Biliyorsunuz limonla yan yana koymuştum baharı. Pek bir şey olmadı. Yani kavga falan etmediler ama limon pek ilgilenmediği gibi gözüktü. Bir de gündüzü deneyelim bakalım. Limonu da böyle boncuğun yanına koydum. Şöyle boncukta takılıyorlar. Dedim biraz dişi kuş yalnız kalsın. Şimdi burada gündüzü alıp Bahar'ın yanına koyacağız. Fıstık da yuvada. Şöyle bir göstereyim fıstık hanımı. Yumurtlamış mısın fıstık? Bakalım. Yumurta falan yok. Ama yumurta içerisinde var dostlarım. Bu her türlü bugün yarın yumurtlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar ya da yumurtluyor. Yumurtasını yiyorlar. Öyle de olabilir. Şimdi o ihtimal de var ama fıstık yakın zamanda yumurtlar gibi gözüküyor. Ya zaten fıstık yumurtasını yumurtlamasın. Hem bir uzun sürede dinlenmiş olur. Gündüz baharın yanındayken. Bakarım baharla anlaşamazsa tekrardan fıstığın yanına koyarım dostum. Şöyle bir de Hint birbirlerini göstereyim puandan. Ondan sonra videomuza başlayalım. Bakın görüyorsunuz yavrular. Gün geçtikçe daha çok büyümeye başladı maşallah subhanallah. Çok sağlıklılar. Dostlarım pamuk geçen bir rahatsızlandı. 2 gün önce. Bayağı bir kötü oldu. Hatta korktum yani ölecek falan sandım. Çok şükür hiçbir şey olmadı pamuğa. Hani bir kırgınlaştı, at kusuyordu falan ama sonra kendine geldi. Hemen var ya senaryoları yazdım. Ulan dedim pamuk şimdi ölürse ne olacak? Yavrular kalacak. Baba kuş bakması ben nasıl bakarım? İşte işe götürürüm. İş yerinde durur. İş yerine falan beslerim. Büyüdükleri zaman tekrardan getiririm. Hemen kafamda senaryoya yazdım. Dedim ulan nasıl uğraşacağım bunlarla? Ya yem yemez derse ya bakamaz dersen falan. Ama çok şükür pamuk iyileşti. Ha dişi kuşa diyelim ki bir şey oldu. Allah korusun. Baba kuş bakar ama bakmam ihtimali de var. Dişi kuşu çağırmaya yani çağırmak ister yanına. Yavruları ilgilenemez. Ondan sebep şey olur yani. Dostlarım kafesler bayağı bir kirlendi. Bu hafta temizleyeceğim. Artık yavrular büyüdü. Bakın görüyor musun? Su hızlı bitiyor dostlarım. Çünkü yavru olduğundan dolayı hızlı içiyorlar suları. Evet. Bunlar da işte eşleşmeye çalışıyor. Dostlarım geçen gördüm eşleşmeye çalışırken yani tünek biraz da buradaymış da tam eşleşemiyorlardı. Tüneyi biraz da ortaya koydum. Biliyorsunuz bir önceki yani bunlarla aynı anda kuluçkaya başladılar. Ama bunların 5 tane yumurtası boş çıktı. Bu da yakın zamanda yumurtlar herhalde. Evet şimdi gündüzü alalım. Bahar'ın yanına koyarım dostum. Evet dostlarım gündüz reisi yakaladık. Ya kuşları böyle tutmayı hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Dur gündüz dur oğlum. Gir bakalım. Aferin gündüze. Evet yan yana koyduk. Şu Bahar'ın dedesiyle gündüz kardeş oluyor. Bahar bir yaklaşıyor. Gündüz hiç oralı değil. Şu an hayvan duraksadı. Ha, hayır hayır hayır. Bahar ne oldu oğlum? Niye vuruyorsun gündüze? Ulan acaba limon mu istiyor ya? Ulan limon. Bahar'la bir anlaşamadın gitti. Ya aslında çok iyi anlaşıyorlar da kavga falan yoktu da. Bir bakalım ilk şeylere de böyle olabilir. Bu hafta sonuna kadar bir böyle takılsınlar. Bakacağız bakalım. Dostlarım bu arada bu her an yavru yapabilir yani. O düzeyde bir dişi kuş. Zaten bunun yavruları büyüdü. Bahar yavru büyütmüştü. Getirdiğimde. Yani kaç günlük yavrular vardı? Bir 60 güne, 2 aylık, 1,5 aylık falan yavruları vardı. Bir tane yavrusu tek vardı yanında. Öbürlerini sahiplendirmişlerdi. O yavrusu da maviydi. Siyah sırtlı mavi bir kuştu. Şu an Bahar benden de çekiniyor. Bu arada dostlarım Bahar konuşuyor. Hani bayağı bir konuşuyor. Şimdi bu Batuhan'ın da kuşu. Yani Boncuk'un erkek yavrusu Batuhan'daydı. Batuhan da kendi kuşuyla eş yapmış onu. Ondan sonra Bahar doğdu. Bahar da 1 yaşına yakın bir kuş. Limondan bir 3 ay falan büyüktür herhalde.
Batuhan Bahar'ı sahiplendirmişti birine. Onlar da bakamamış herhalde, kızların alerjisi mi varmış bir şeye karşı. Neyse tekrardan Batuhan'a vermişler. Ve o süreçte hayvanı konuşturtmayı falan çalışmışlar. Ha ben zaten bunda değişik bir ses duyuyordum ama de yalnız kalınca daha çok böyle şey olunca, kuru falan yapınca kendi kendine. Hani cici kuş ve aşkım dedi. Hani onu duydum. Ha boncuk da diyor, tamam mı? Cici kuş aşkım, hanimiş benim kuşum. Ama şey çok farklı bir ses tonuyla dedi bu. Hani bir de video kaydı gibi bir ses çıkartıyor. Hani videoya başlarsın bir cırt diye ses çıkar ya. O seste de ses çıkartıyor Bahar. Oğlum bir hareketlenme olsun ya. Ulan Ayaz olacaktı ki Ayaz. Ortalığı toz duman etmişti var ya. Gündüz. Ama dostlarım güzel yavruları olura benziyor. Desenleri de yakışıyor birbirine. Limonla da aslında güzel yavrular olur. Hem boyut olarak da limona yakın. Şu flaşı bir kapatayım bakalım nasıl gözükecek. Böyle de güzel gözüküyor. Ama limon Bahar'ı pek takmadı gibi. Anlaşıyorlardı ama pek şey yapmadı ya. Burada da boncuk var. Ne oldu kızım? Hanimiş benim kuşum. Cici kuş. Cici kuş. Kız boncuk. He? Ne yapıyorsun? Dostlarım limon da boncuğun torunu. Erkek yavrusunun yavrusu limon. Bahar da boncuğun torunu. O da erkek yavrusunun yavrusu. Ama Bahar ile limonun babaları kardeş oluyor. Dostlarım bir hareketlenme olmadı. Yani şu an öyle bekliyorum ama bir şey yapma yok yani, hareketlenme yok. Ayaz olsaydı bir bakardı yani. Bakın bu gündüz. Ulan gündüz. Boncuk ve limon olmuşu. Dostlarım eşleştiklerini görmedim ama %90 eşleşmiş yerdir boncuk ve limon. Yapacak bir şey yok ya. En azından boncuğa yavru baktırtmayız. Yumurtlaması bir sıkıntı yapmaz denildi. Yani gerekli kalsiyum desteği verildiği sürece yumurtlaması bir sıkıntı olmaz. Boncuğun sadece kalçasında bir sıkıntı var. Arkadaşıma söyledim. Onun da kuşları var. O da kuş besliyor. O bir veteriner önerisine bulunacak. Ya boncuk var ya, seni böyle görünce içim acıyor ya. Dostlarım benim ilk kuşum. Yani bakın sadece telleri çıkmakta zorlanıyor. Hani öyle rahat hareket edemiyor. Oysa eşleşmedi. Tüneyin üzerinde durmadı. Uçmasında bir sıkıntı yok. Şimdi kilodan da olabilir ama bilmiyorum yani. Öyle abartılı bir kilosu da yok. 4,5 yaşında, 5 yaşına girecek. Bakacağız bakalım ya. Veterineri götürelim bakalım. Şimdi her veteriner kuşu röntgen falan çektirtir ama önemli olan ondan sonraki süreç. Yani tedavi süreci. Yani kuşlardan anlayan direkt kuş veterineri olması lazım. Belki boncuk operasyonu da geçirebilir. Hiç belli olmaz. Ya var ya boncuk. Ne kadar tatlısın ya. Küçük kuş. Aferin benim kızım. Dostlarım bunlarda bir şey yok. Bir sonraki videoda artık bunlardan bahsedelim size ne yaptıklarını falan. O zaman size gösteririm. Videoyu burada kapatıyorum. Videoyu izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. Haydi kalın sağlıcakla. Şöyle bir limonun endamını size göstereyim. Bakın bakın. Belki limonla tekrardan bunları yan yana koyarım ya. Baharı. Ama bir gündüzle de deneyeyim dedim yani. Belki bir şeyler olur. Evet dostlarım görüşürüz.